Yeni yıla az kaldı. Evet, ay ee, girmeyelim ya. Girmeyelim. Ay, kötü bir yıl. <laughs> kötü mü? Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <Dok> şöyle, <laughs> ım, hani bir laf vardır yani, Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. <laughs> ee, şimdi 2024 senesi tabii ki önemli bir sene. Ee, neden önemli bir sene? Çünkü e, 2024 senesinde biz bir seneye bakarken daha doğrusu, o sene meydana gelen güneş ve ay tutulmalarına bakarız. Çünkü o seneyi, ...senenin bize çerçevesini belirler. Güneş ve ay tutulmaları. Senede dört tane olur bunlar. İki tanesi güneş tutulmasıdır, iki tanesi ay tutulmasıdır. Güneş ve ay tutulmaları 2024 senesi içerisinde... ...koç ve terazi burçları arasında gerçekleşecek. Bu ne demek? Aslında çok da ilginç bir e, durum oldu hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Koç terazi ilişki yönetimi demektir bu arada. Yani yaşamdaki her türlü ilişkiyi anlatır bize. Hem özel ilişkilerimiz hem parayla ilişkimiz, yaşamla ilişkimiz, anne babayla ilişkimiz. Ama tabii ki işin içerisinde dünya süresinden baktığımız vakit ülkelerin de birbirleriyle ilişkisini anlatır. Koç ve terazi aksasında astrolojide. Ve koç terazi savaş ve barış demektir. İki, bu ikisini temsil eder. Şimdi 2024 senesi o yüzden de hani e, Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir dedim. 2023 hatta 2022'den de devreden biliyorsunuz ki e, Rusya Ukrayna ile başlayan. Şimdi İsrail ile Filistin arasında devam eden aslında müthiş bir siyasi bir gerilim hatta bir savaş ortamı var aslında. 2024 senesi içerisinde... Ee, bunun birazcık daha büyüyeceğini düşünebiliriz aslında bu tutulmalarla. Yani bir koç terazi tutulmaları bitmeden aslında e, bu dünyadaki bu siyasi gerilimin azalacağını açıkçası düşünmüyorum. O yüzden 2024'ün bu noktadan bakarsam eğer çok ve tatlı ve keyifli görmüyorum açıkçası. Evet, bu dünya barış açısından. E tabi dünya barış açısından Biz söylüyorum bunu. Bizi dinleyenlerin yüzde kaçı acaba dünya barışına umursuyorlar? E valla cebine giren edeyim. paraya sonuçta dünyadaki Bravo. atmosfer cebine evet. giren Ekonomik paraya etkileyeceği evet. için evet. aslında takip etmeleri gerekiyor. Yani aslında olay sadece iki tane ülkenin birbirleriyle anlaşıp anlaşamama meselesi değil. Onun içerisinde bu uzayan ticari bir takım ilişkiler var. Bunun işte bir doğal gazı var, demir çeliği var, işte bitkisi var, yemesi var, içmesi var. E bunların dünya üzerinde artan fiyatları var. O artan fiyatlar da benim hane halkına giren orada benim alım gücüme kadar her şeyimi etkiliyor. E alım gücüme etkilemesi dışında ben sürekli bu haberlere maruz kaldığım için benim psikolojim de etkileniyor aslında. E ben tüm bu haberlere sürekli maruz kaldığım için, bunları gördüğüm için ister istemez benim diğer insanlarla ilişkilerimi de etkiliyor aslında farkında olarak veya olmayarak. E, o yüzden aslında çok önemli yani sadece burada bizim gördüğümüz şey sadece dünyayı takip edip etmeme meselesi değil bu. Etmesen bile, umrunda değilse bile günün sonunda bakkaldan biber almaya gittiğin zaman seni bu etkiliyor aslında. O yüzden bilmek zorundasın. Instagram'da sıklıkla görüyorum böyle şeyler e, karşıma çıkıyor. İşte e, kendine ee, bir e, yaşam alanı yaratan işte kendi kendisiyle bilmem nasıl yapan biraz senin mevzulara giriyoruz. Ondan sonra bu bu insanlar çok mutlu. E, açık insanlar yani işte enformasyona açık. Konuşmalar, şunlar, bunlar, bu etkilenmelere açık insanlar çok mutsuz. E tamam, e evet öyle. Peki ne yapalım bunun için? İşte siz kendinize böyle bir akvaryum yaratın. Akvaryum demiyor tabii orada ama öyle bir fanusun içine girin. İşte orada sizin e, hobileriniz olsun, şunlarınız olsun, bu meraklarınız olsun vesaire falan. Bunun içinde yaşayın. Yani aslında. Bu e, gündemden kaçış, insanlardan kaçış, toplumdan kaçış bir şekilde özendirildiğini de görüyorum. Yani evet. aslında bunun tam tersi. Ee, anlatılırdı değil mi çocuklara e, büyüklere ya senin dünyadan haberin yok mu denirdi mesela bu negatif bir şey işte sen hiç mi takip etmiyorsun haberlerimi şunların bunları falan hayır o arada bazı insanlarla e, tanışırdık görüşürdük onlar hiçbir şeyden haberleri yok kendi küçük dünyalarında mutlular bu kendi küçük dünyasında mutlu ne demek sen böyle şeyler öneriyor musun? Yani şöyle açıkçası hani şimdi benim e, anlattığım bir kitapta biliyorsun dünyanın ve insanların bir frekans ve titreşim seviyesi var ve sonuç evet. olarak savaş enerjisi evet astrolojik perspektif olur, psikoloji olur ama sonuç olarak e, sana iyi hissettirmeyen bir şey ve değiştirme gücün yoksa tabii ki belli alanlarda değiştiremeyeceksin eğer ondan da çok beslenmemen gerekiyor. Belki buradaki anlatılmaya çalışan odur. Yani ona benim, maruz kalarak acı çekme. E, şey. Haberleri izleyip 24 izlemenin bir faydası yok. Buradaki husumeti kaldıramıyoruz ortadan. Üzülüyoruz evet Hı. ama kendi bireysel alanlarımıza tabii ki bu husumeti yükseltecek bir enerji olmaz. Kapımızı deve kuşu gibi kuma gömmeyelim ama tabii ki de e, çözümün bir parçası olabilmek için kendi bireysel titreşim alanımızın yüksek olması lazım. Şimdi, Moralimizin yüksek olması lazım. Peki sen e, son yıllarını hep bu niyet ve tezahür iki, iki e, kavram evet. e, öne koyuyorsun ve e, artık sana e, kuantum tezahürü koçu dememiz gerekiyor yani tam olarak seni, seni <laughs> e, anlatmak için. Bunu bir yerlerde mesela ödül alırken filan da şey yapıyor musun ya ya da şu gel yani mesela excelansları büyük elçi geldiğinde mesela kuantum tezahürü Değendin koçu Gel. Benim, benim çok Hoşuna hoşuma gitti. Mi? Kesin akıl hastasıdır derim böyle birisi <laughs> gelse. Yani ku kuantum tezahürü, e, hoş geldiniz sayın kuantum tezahürü. <laughs> Sö söylemesi. Ustası. Ustası Evet. <laughs> <Ustası. Tabii. gülüyor> Kuantum tezahürü. Aaa hmm. ustalık şey var. Hmm. Koç değil usta. usta. Kuantum tezahürü ustası. Ve bu beşinci kitabın çıktı o da evet. ne istersen değil ne isen onu çekersin. Aynen öyle. Evet. Yani biraz önce konuştuğumuz konuya yani, da bağlı olarak. Yani ne istersen değil Neysen onu çekersin. Aslında cümleyi güzel kurmuşsun. Ne istersen değil neysen onu çeker. Bu mesela bir annenin kızına bağırırken bir babanın <laughs> e, evladına <laughs> sinirlendiğinde filan. <laughs> Allah senin sahtesi gibi bir şey mi dedi? Ne, ne istersen <laughs> değil neysen onu çek. Yani haklısın. Hak pardon haksızsın. Evet. O seni üzen adam haklı çünkü sen busun. Bu, git bu e, asa tam tam tersi Anladım Kitap da. isimleri var. Hmm. Değil mi? Evet. Yani e, sen değilsin, sen değilsin. O sen hani, soru sende değil. Sen yani. sende değilsin filan. Sen değilsin, evet. evet. Ailen Ama sorun gibi kaldı sorun Mesela Hı. geçmişten Hı. geliyor aslında soru sorun Ha Geçmişten yani. geliyor, evet. Ailen Seninle Başlamadı. Neyse, ha? Seninle ha, başlamadı. Seninle <laughs> <laughs> Aa, güzel. Evet. Güzel. <laughs> Şimdi yani şöyle, e, bir kere... E, Reaktif ve proaktif tabii iki tane gö davranışlar görüyoruz, değil görüyoruz, görüyoruz evet. ekranında. Peki bu e, bu şey var mı? E, bu Hmm, ne derler şeklin yani bu grafiğin hani e sembol evet bir sembol ya yani illuminati ya Ama da bu böyle. var ha? Alatra sembolü Alatra. Alatra Alatra sembolü Şimdi ya benim, bütün kitaplarım... Ay benim Ay bütün kitaplarım aynen öyle. Benim bütün kitaplarım kapaklarında insanları güçlendirici bazı sembolleri kullanıyorum ama bunları kullanırken de bilinçli olarak kullanılması Bu çok kadim bir sembol. Bunu her yerde görebilirsiniz. Bunu Bizans'ta görebilirsiniz, Tibet'te görebilirsiniz, Rusya'da görebilirsiniz. Bu sene 2024'ün etkilerini az çok bildiğim için kendilerini güçlendirsinler diye bu kitabın kapağına Alatra sembolü koydum Okan'cığım. Anladım. Bunları binalarınızın dışına da koyabilirsiniz. Trafik kazalarını azalttığı mesela ispatlanmış çok ilginç bir şekilde. Yok çok ya. değişik gerçekten ha. öyle. Hastane odalarında yine hastaların e, İyileşmesi. iyileşmesini plasöbe efekti olmadığı Hı -hı. hızlandırdığı için ben de dünyanın bu sembolü ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden koydum. bolca. Yani senin lazım. kitabını koysak da oluyor mu? Mesela diyelim ki <laughs> sembolü bulamadık. E, hasta odasına e, eşimiz beni eşimiz beni nasıl oluyordu? Aldatıyor. Eşimiz beni aldatıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> e, beni, beni unutacak onu, mı? Beni boşayacak mı? Evlenecek <laughs> mi? Birisi <Evleri gülüyor> <dönecek mi? Hepsinde gülüyor> olur. <gülüyor> Alatra. Evet. Peki nedir efendim? Güneş ve ay mıdır yoksa başka bir şey değil mi? Tabii var? aşağıda bir ay var. Dişil ve eril aslında ve dünyanın Hı. tam dengesi, bütün güçler burada aslında. Hı. Ve iyileşti dinine. Ama tabii anlatmak istedim. Karnım aç. Boydan... Bir tabakta profiterol görüyorum. Gördün sen. Evet. <laughs> evet. <Peki>. Aslında şu <laughs> arkadaki şu söze biraz dikkatini çekmek istiyorum. Gördüğümde inanırım. <laughs> inandığımda görürüm. Aslında kuantum tezahürünü anlattığımız şey bu Okan'cığım. Hmm. Çünkü hani ne istersen değil neysen onu çekersin. Evet birazcık reaktif ve proaktif davranış dediğimiz. Sorumluluğu başkasına atmak kurban bilinci. Hmm. Ya da yaşamımın tek hakimi benim. Başıma gelen her şeyin sorumluluğu bende. Çünkü benim seçimlerim dediğimiz bir alan var. Aslında hikaye biraz böyle. Çünkü herkes bir istemekten bahsediyor farkında Evet istiyorlar. Bir şey istiyorlar. İşte onu istiyorum. Evrene saldım falan. Böyle <laughs> bir şey değil. Yani tezahür ustalığından bahsediyoruz. Bu evrene evrene verdim, iler. evrene saldım. Aynen. Bitti mi bu? Bunun modası geçti mi? Yok duruyor. Modası geçmedi. <laughs> sadece var, yanlış anlatılmış. İşte, hani yıllar içerisinde daha iyi pazarlanabilsin aynen. diye başka bir şey dönüşüyor. Yani her 5-6 yılda 10 yılda bilir. E, upgrade oluyor bu disiplinler aslında bu disiplin. böyle aynen, başka aynen. bir. şey. Ama bu be, ama belki söylem ee, eski. Mesela bir, bir, kadın bana evrene verdim derse ben almayayım diye uzaklaşıyorum <laughs> yanından. Çünkü şey evrene saldım, evrene verdim. Bana fazla geliyor. Tamam ben ee, de zaten yani onu o şey o, o, Uzun yıllardır buna evrene vere vere evet. bir şey olmadı gibi geliyor tamam, bana bunlar. İşte anlatmaya çalıştığım tam da bu. Zaten Hı. böyle bir şey değil bu. Saldım gitti değil. Senin sonuçta bilinçli eylemlerin olması lazım. Bir hedefin olması lazım. Bir eylem planın olması lazım. İşte kırmızı ipi taktım, evrene saldım, gittim. Çok beklersin. Dilemekle olmuyor bu iş. Kuantum tezahür dediğimiz şey, hayatında hedeflediğin, hepimiz öyle değil miyiz? Bir maraton e, kimse tesafen kazanmıyor. 42 kilometre yerinde Hı. oturarak kazanamazsın. Aslında işte o dediği gibi trend olan ve yanlış anlatılan ve sorumluluğu kendinde olmadığını anlatan trendleri yanlış olduğunu anlatmak için yazdım Aslında bu kitaba. Aslında senin söylediğin sözde insanda diyorsun sorumluluk. Tabii sen sen ona inandığın Hı. için Hay hayatında şey bunu... Aynen. ...çekiyorsun ve o yüzden oluyor diye soruyorsun. Zaten senin de konuların biliyorsun. Evet. Yani bilinçaltında mutsuz bir ilişki kodu varsa... ...istediğim kadar evlenmek istiyorum de... ...arkada bilinçaltın kendini haklı evet. ispat etmeye çalışacak. Dolayısıyla Çünkü mutsuz aynen. evlilik Çünkü aslında yapacaksın. beynimizde bir teyip var... ...ve sen o kaseti aynen. değiştirmediğin sürece... ...kendin için bir şey yapmadığın sürece... ...ailenden gelsin, genetik gelsin bu dinamik. Değiştirmek için çaban yoksa... ...gerçekten aynı döngüyü yaşamaya devam ediyorsun. Aynen. Ama değiştirirsen... Aynen. ...kendini ve negatif döngülerin farkına varırsan... Gerçekten hayat sana iyi şeyler getiriyor ama o iyi şeyleri sen getiriyorsun aslında. Seçilme yapman lazım. Evet. Özellikle de seçmen lazım. Şimdi Paptır Cem'e dönüyoruz sevgili Sena Merhabalar. Gül. Hoş geldin. Hoş Şimdi Öl İçimde ne anlatıyor bu şarkı? Öl İçimde. Az önce bahsettiği e, şey vardı ya işte terk edilen kişinin artık içinde bir şeyin kalması. Öl İçimde. Şimdi, yani e, azalarak bit, öl. Artık... içimde geber. İçimde geber. Aynen öyle. <laughs> bu bir aslında... E, aldatılma üzerine Hı. yıllar geçtikten sonra yazmak istediğim bir şarkı oldu ne Aha, kadar yıl önce aldatıldın? Çok yıl önce ya böyle bir 6-7 yılı vardır yani. O dönem köpek gibi ağlamalar, üzülmeler çok Şimdi berbat döndün, bir noktada. Şimdi döndün onu tekrar ne yapıyor o zaman? Sen söyle 6-7 sene sonra döngüyü ne Döngüyü temizlemeye <laughs> hazır olduğu için artık öldürüyor. Bak laflara bak burada <laughs> hiçbir yerde yok bunlar döngüyü <gülüyor> temizliyor. Sağ <laughs> Sıçrı <Sizce gülüyor> efendim. <laughs> Şifalandırmış. Evet e, temizleyecek yeni sayfalara açık olabilse diye. Ama 6-7 sene boş durmuş kadınca. <laughs> Ama belki durmamıştır boş. Yeni belki 6-7 sene boş ama boş belki meşhur değil. Dölgüler... İdrak evet bir de var. Sizce yani evet. bence sağlıyor duygusunu. Evet. yıllar içerisinde biriktirdi, biriktirdi. Yani en <gülüyor> kendini, <laughs> kendini <laughs> hazır. Ama en çok da iz bırakan o olmuş. Sonuçta kötü Tabii. bir şey yapmış ama hayatında iz bırakmış ki şarkı. Artık yazmış buna hazır. Bunun üzerine. Artık buna hazır. Evet. Aslında. Evet. Hani Özge Özel de bir stand up komedyeni olarak <laughs> dağılın Sağaltın diye Hasan <laughs> Özel'e çıkmak istiyor. Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet, evet. <laughs> Peki. Sohbet et aldım Paris'te. Evet 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 evet. Herkesi tek tek e, alıyoruz ve Gözde Hanım hoş geldiniz efendim. efendim. Hoş bulduk, siz hoş bir bulduk. E, siz de sosyal girişimcisiniz. Ne yaptığınızı evet. anlatacağız bu adımlar e, ilgili evet. e, konuşacağız ama siz bu konulara hiç girmek istemezsiniz belki. Yok ben girmek isterim. Hatta şu dövmeyi nereye evet. yaptırsam diye düşündüm <laughs> ya. şimdi. Sizin sembol hoşuma gitti. Evet. Çok da ilgiliyim aslında evet, ben demek de. Demek ki ben ağlayarak kaçacağım bir süre sonra. <gülüyor> 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 ben Pap size de uyarım soruyu. Ay canımın işi. Peki. Paptir Cem'in Öl İçimde teklisinden bir parça izleyelim. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. <laughs> Aldatılma <laughs> hikayesi buyurun. Evet analizler. Evetlar <laughs> e, Ben ben ben, <laughs> çok 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 ben ben çok beğendim. Çok 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 beğendim. Çok hakikaten güzel. yani çok bir ya şey olarak mi? prodüksiyon olarak da çok, çok iyi gibi çekti e, diyorsun ki basın bülteninde ayrılığın acısını kendi içine gömüp tüm çığlıklarını yastığa bağıran evet. insanların marşı. Vay göz önüne getir çok acayip of. yastığa doğru çığlık atmak çok acayip bir şey. Peki. E, üç yıl her şeyimi bu, bu da tweetinden. Üç yıl her <laughs> şeyimi verdikten sonra Eyvah. beni terk eden şerefsize bir şarkı yazdım. Çok samimi geldi bu. Evet, Tabii bu Zine. şerefsiz tırnak içerisinde yani bu tırnak içerisinde bir şey yani sana dava filan açamaz. Asla <laughs> asla. Açarsa da mahkemede konuşuruz. Mahkemede yargılanabiliriz evet, evet. burada evet. <laughs> ee, Şöyle diyorsun e, şarkı yayınladıktan sonra daha iyi hissettim diyemem bir şey değişmedi. E demek ki bayağı olmuş o kişi içimde öyleli. Evet, ben Hı. böyle bir şey gibi bir kapanma gibi kendimi daha iyi hissederim, oh attım sistemimden gibi hissederim Hı -hı. diye düşündüm. Çok bir şey değişmediğini hissettim hayatım. Bu yani çoktan bir söz değil mi? Evet. Belki sözü yazarken bitmiştir çünkü. Evet. Ha o da olabilir. Sana, Üretim sürecinde de olabilir. en güzel bir ifade duyguları evet. için ve insanı gerçekten rahatlatan bir şey. Olabilir. Bu sözü yazdığında o duygularını da ifade ederek geçmiş olabilirsin. Olabilir. Çünkü çok o dönemimi düşünerek yazdım ama belli ki uz böyle üstünden bir süre geçmiş ve atlatmışım. Bu da hissettim. Bu da hmm. güzel. Ee, şimdi bu arkadaşların ilgisini çekecek bir e, bölüm, <laughs> röportajımdan. Ee, son dönemde ek olarak ne yaparsam yapayım, o deneyimin tamamen içinde olmaya evet. tüm detaylarını gözlemleyip orada olmaya çalışıyorum. En azından anksiyeteme çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Bu farkında oluş halinin çok... Ben psikoloji Oo. mezunuyum. hoş evet. <laughs> geldiniz. Ben evet. psikoloji, hatta bir de yanına felsefe okudum. Aa, İkisini çok güzel. Birlikte okudum. Ama ne lüzum? Ne ee, lüzum ee. var? <laughs> aynen öyle. <aynen>. Gördüğünüz <laughs> gibi şu an başka bir şey yapıyorum zaten. Ee, evet. <laughs> Ama e, şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte Batı psikolojisinin hani işte analiz geçmişe dönüp onların hepsini temizlemedir, onlara nokta atışı, travmaları çözmek. Evet ama işte şu anın kıymetini bilmememize sebep oluyor. Ya gelecekle alakalı bir temenni de bir beklenti de bulunuyoruz evrene gönderme falan. Ya da geçmişteki travmaları çözmemiz gerekiyor mutlu olabilmek için ama şu anın kıymetiyle alakalı özellikle Batı psikolojisinde geliştirilen teorilerde çok fazla bir şimdi duymuyorum. Ya dediğim gibi iki taraflı. Ama şu anla alakalı bize söylenen bir şey yok. Şu anda olduğumuz kişiyle etrafımızda olanlarla ne kadar barışız. Bunlardan ne kadar keyif alabiliyoruz? Yoksa biz bunu artık sadece gelecek ve geçmiş gibi çizgisel bir yerden bakıyoruz? Ben burada bir eksiklik hissettiğim için kendi hayatıma en azından şuradan maksimum keyif alabiliyorsak, buraya yeterince farkındalıkla bakabiliyorsak bence harika çünkü şu an bir tehdidim yok. Anksiyete geliştirmem gereken bir durum yok. Geleceğe korkuyla bakmama gerek yok. Geçmişe keşke diyerek bakmama da gerek yok çünkü o da oldu. Zaman algımızdan kaynaklı bir e, dünya algılış biçimimizin yavaş yavaş bozulduğunu hissediyorum. Çıkan bütün yeni teorilerin de e, bundan daha önemli olmayacağını düşünüyorum. Çok basit bir farkındalıkla daha iyi hissedebileceğini düşünüyorum insanların. Evet ama burada ne? sana Şöyle bir şey sormak istiyorum. Buyurun. İnsanların anda kalamamasının bahsetmiş olduğun Anda Geçmiş. kalamamasının sebebi zaten aslında bir gelecek kaygısı veya aslında geçmişte Geçmişi, keşke, yaşamış olduğu ya da de. keşkeler, travmalar, acılar vesaire Hı -hı. vesaire. Zaten mesele bu. Hani Kesinlikle. o yüzden seni bütün terapi yöntemleri aslında evet. bütün ne derler ona ekollerin hepsi. Hı -hı. Aslında şimdi senin bu anı çekmeye çalışmak evet, mesela, için yapılan şeyler aslında. Sen de öyle söyleyince şu akma geldi. Mesela bilişsel terapi desek, gündemin Hı -hı. terapisi. Aslında bakıyor senin yanlış düşüncelerin var. Ve bu yanlış düşünceler geçmişte yaşadığın travmalardan kaynaklanıyor. Çünkü ben mesela Okan Bey'e bakıyorum. Okan Bey'e baktığımda, Mesela saçı beyaz diye bile bir şey düşünebiliyorum. İşte o düşüncem benim ama gerçek kendime ait, geçmişe ait bana hatırlatıcılardan olan bir düşünce. İşte ona baktığın zaman diyorsun ki sen aslında var olan düşünceni geçmiş yaşamlarından ortaya çıkardın. Ve şu an mutlu olamamanın sebebi bu. Her şeye negatif bakmak istersem şu an bu masada olan her şeyi bile kötü gözle görebilirim. Ayşe derim bana niye öyle baktı aslında bunu demek istedi. İşte bana dinçer şunu mu demek istedi. E, düşünebilirim çok kötü. Her şeyden anlam çıkar çıkarabilir insan. Ama, ama, şu an hı. mutlu olmanın sebebi senin gerçekten gerçi psikoloji okumuşsun ve bu alanda belli ki çok iyi çözümlemişsin. Oradaki yani. e, durumunu iyi çözümlemişsin. Sana zarar veren bir ilişkinin içinde sana ne kattı ne kaybettirdi. Hı hı. Bunu anlamış oradan çıkıp şu anki hayatına belki de şükrederek, mutlu olarak, anından keyif alarak yaşıyorsun. Evet. Yine geçmişi çözümlemişsin ama. Ama e, Geçmişi çözümlemek kesinlikle bir başlangıç için çok doğru ama ben insanın özellikle işte modern ve batılı insanın sürekli bir şeyleri çözmesi gerekliliği konusuna takığım. <laughs> yani biz semptomlar geliştiriyoruz geçmişten dolayı. İşte ben şundan korkuyorum, ben şundan anksiyete hissediyorum. Bunlar hep çözülmesi ve yok olması gereken, yok edilmesi gereken şeylermiş gibi bakılıyor. Mesela daha psikanalitik bir yerden o semptomu anlamaya çalışmıyoruz. Bu benim hayatımda bir rahatsızlık yaratıyor. Ben bunu yok edeceğim. Bunu nasıl yok edebilirim? İlaçlar başlıyor, ekstra terapiler, farklı farklı yollar, bir şeyler yani o kadar çeşitli ama hepsi artık bundan bunu Ay, ben hayatımdan çıkarıyor. Yani <laughs> Çünkü evet. Çünkü aslında hiçbir terapi onu yok etmek için değil. Onunla yaşamda var olmak ve onunla yürüyebilmek için vardır aslında. Öyle değil hı hı. mi? Yani ben öyle yani, şöyle ben 10 senedir terapi alan bir insan evet, olarak bunu Ben de şu anda anlamlandırmak için. Yok için, yok için yok yok etmiyor, evet. Yani bir şeyde de ilaç alman gerekiyorsa eğer sen o mesela kaygın insan ilişkilerini bozuyorsa, yaşama hiç adapte olamıyorsun, dışarı çıkamıyorsun, işini yapamıyorsun. Evet. O zaman insan hani ilaç alıp gerçekten bunu desteklemeli. Yani normal hayatını etkiliyorsa, yoksa geçmişten gelen her şeyi de çözümlemek zorunda değilsin çünkü o sana katkıda da bulunabilir. Ama bazen yaşadığımız çalışır. şeyler. Faydaları evet, bazen ya bazı, bir bazı şey yaşadığımız bir şeyin. şeylerin birinin çalışmaması, birinin çok uyuması, arkadaşlarıyla görüşmemesi ne noktada ne zaman problem oluyor? Bunların tanımları ne kadar doğru? Ben mesela da artık tartıştık. hiç yaşamını sürdüremeyecek kadar para kazanamıyorsa uyuyor. Ama ve bütün, bütün işinden atıyor. Memnun ama eninde sonunda kiracı atılıyorum, evden atılacak sokakta yaşayacak. O zaman problem çünkü artık kendi e, birincil ihtiyaçlarını karşılamayacak duruma geliyor. Çünkü, problem olduğunu hı o kişi ben, belirliyor. Yoksa çok sinir bozucu olan etrafındakiler aslında, olabilir. <laughs> e, bu e, bütün tıp e, tıp gibi psikiyatrinin de e, şeye uyması. Yani e, e, topluma, de, sisteme kesin sistemden uyuyor. Yani doğru. sistemden çıkmasın. Çünkü eğer işe gidebiliyorsan Çaktan. Ve evde çoluğu çocuğu Bes de, de dövmüyorsan, ö, öldürmüyorsan e, ve intihar etmeyeceksen çünkü bütün bunlar hı hı. sistemin kayıpları. Evet. Yani intihar etmemen gerekiyor, e, karıyı çocuğu dövmemen gerekiyor ve işe gitmen gerekiyor. Eğer bunlar tamamsa hı hı. ya da sana yaptığım ilaç tedavisiyle seni bu aşamaya getiriyorsam okey sana bir... Damga vuruyorum, o da çok çirkin bir damga, normal. Yes, Hı -hı. Normal Aynen öyle. diyorum sana. Sen bu normallik içerisinde aslında bir birey olarak, yani niye doğdum Allah kahretsin diye yaşayıp gidiyorsun, varlık amacın şudur budur bütün bunlar perişan her şey ama okey sen normalsin yani sistemle tamam seni yaşatıyoruz. Hı hı. Yani kölelik olduğunu yani düşünelim aslında burada. Bu, bu. Yani aslında tabii ki e, psikiyatri de bunu yapmak zorunda çünkü o oh, hasta ya da danışan o da tek başına gelmiyor, gelmiyor o da bütün bir aileyle beraber geliyor ve aile de diyor ki lütfen bu ölmesin bizi öldürmesin hı hı. ve para getirmeye devam etsin. Evet. Eh. Yani bu 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 yani o zaman ama kölelik o kölelik olsa... çok, özür dilerim, çok şunu <laughs> unutmadan çok pardon. Düzenimiz kölelik olsa <laughs> büyük ihtimal özgürlük isteyen insanların bir <laughs> hastalık adı olurdu. Buna bu böyle denir falan <laughs> evet. derdik yani. Bu hasta ya da bu psikolojik olarak rahatsız derdik özgürlük isteyen kişiye. Çünkü <laughs> normalimiz kölelik olurdu. Şu anda da kapital bir düzenimiz var. <laughs> Dışarı çıkman, arkadaşlarına işte gidip bir yerlerde kahve içmen lazım, çalışman lazım, çok spor falan. ya Böyle bir düzenimiz var şimdi bunlar. Hepsinin birbirine hizmet ediyor. E o zaman çok uyumak, mutsuz hissetmek, arkadaşlarına az görüşmek falan filan bunlar anormal Hı hı. olacak Ve bu damga olduktan sonra da insan diyor ki ben, Ama ben böyle yaşıyorum. şöyle normal olmam Ama lazım Ama sen sanatçı hı hı. olarak, bir sanatçı olarak şanslısın. Bireysel olarak. Ben de böyle yaşıyorum. Hı hı. Ben de asosyal yaşıyorum. Ee, saçma sapan tepkiler var. Şeyden hiç böyle bir eğlenceden şuradan buradan hiç hoşlanmıyorum falan filan böyle bir şey. Ve ben, kendi, ben başkalarına açıklarken kendimi diyor ki ben depresifim. Ben depresifim. Yani Teoman ve Serdar Ortaç kadar değilim ama <laughs> e, öyle bir hayat tarzınız o. De, 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 depresifim <laughs> ve bunu bunu ama bunu bir birisi yani hiç olmaz yani müzikle, resimle, edebiyatla, bir bunlarla tiyatroyla, bunlarla uğraşan insanlar bunu söylediği zaman o zaman deniyor ki yani bu böyle, bu, bu zaten. Bu sanatçı ruhu Acayip şeyler yapıyor, dolayısıyla acayip bir hayat olması evet. normal. normal. Deniyor. <laughs> aslında hem asıl bak bütün bunları e, sorgulamanın nedeni de zaten hı hı. müzik yapıyor olman. Hı hı. Yani. <laughs> I'm <laughs>